Yatırın. Aileyi dağıtan, geleceğimizi yok eden uyuşturucu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir sorun haline geldi. Yılda binlerce operasyon, binlerce gözaltı, tonlarca yakalanan uyuşturucu madde olmasına rağmen bu illetin ardı arkası kesilmiyor. Konya Sivil Toplum Kuruluşları bağımlılıkla mücadele için bir araya geldi ve istişarelerde bulundu. Elmas Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Adem Ceylan yaptı. Birilerinin sermayelerini biriktirmek için çaba harcadıkları paketin içerisinde olan bağımlılık, eşcinsellik, kumar, bilumun bütün kötülüklerle biz Müslümanlar olarak mücadele etmek zorundayız. İyiliğin örgütlü hali olan sivil toplum kuruluşları olarak bizler normal vatandaşlardan çok daha fazla mesuliyet duygusuyla hareket etmek zorundayız. Daha sonra ilk sözü Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer aldı. Özer, uyuşturucuyla mücadelede yeni bir yol haritası çizmek gerektiğini söyledi. Çocuklarımızı bilgimiz dışında haberimiz yokken işlerine çekmek suretiyle her gün onlarca, yüzlerce genç bunun müptelesi haline geliyor, bağımlı hale getiriliyor. Tabir caizse biz burada oturuyoruz, yukarıdan bir çığ düşmek üzere düşüyor, çığ geliyoruz. Altında insanlar kalıyor şu anda, görüyoruz. Onları oradan çekip kurtarmamız lazım. Biz Konya Sivil Toplum Kuruluşları olarak bunun önüne geçecek güçle ve kudretteyiz. Yeter ki ne yapacağımızı bilelim, önümüze bir yol haritası çizilsin, koyalım, yapalım. Ayrıca Rabbim bizlere bu görevleri ihsan ettiği için bizim böyle de bir mecburiyetimiz var. Biz bunu yapmaya mecburuz. Bu görevdeysek, bu sivil toplum kuruluşlarının başındaysak, yönetiyorsak, bize bu görev verildi. Biz bunu çözmeye mecburuz, mahkumuz. Enderun Vakfı Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Abdurrahim Arslan da madde kullanımının sigarayla başladığına dikkat çekti ve madde kullanımının etkilerini anlattı. Yaptığımız bütün araştırmalarda 100 kişiden 99 tanesinin başlangıç noktası maalesef sigara. Yani sigara kullanan bir bireyin diğerlerine göre madde kullanma oranı çok yüksek. Aile, iş ve çevre ilişkileri bu anlamda bozulmaya başlar. Önce bu illete kapılır, zaman içerisinde kendine farklı bir dünya oluşturur. Zaten bu yüzden karşımıza çok fazla çıkmıyorlar ya da bizim sosyal çevremizde karşılaşamıyoruz. Birey hangi işi yapıyor olursa olsun, hangi sosyal çevreye ait olursa olsun belirli bir dönem sonra kendi alanını oluşturuyor, farklı bir çevreye dahil oluyor ve maalesef bizimle sağlıklı bir iletişim kuramıyor. İslami Değerleri Tanıtma Vakfı Başkanı Mustafa Selek de özellikle sanayide çalışan gençlere el uzatılması gerektiğini söyledi. Hızlı bir şekilde sanayideki gençlere el atmamız, okuyan kesime zaten bir şekilde akademisyenler, öğretmenler yardımcı olmaya çalışıyor ama hiç yardıma el uzanmamış, yardım uzatmamış olan o sanayi kesimine de en kısa zamanda el uzatmamız gerekiyor. İslami Değerleri Tanıtma Vakfı Eğitim Komisyonu üyesi Ali Tahir Şener de bağımlı olan bireylerdeki değişime dikkat çekti. Eroin bağımlısı olan gençlerle çalıştım ve bir süre sonra karşınızda özellikle birkaç doz aldıktan sonra kendisinde olmadığını görüyorsunuz. Yani sizinle konuşan kişi fiziksel olarak aynı kişi ama duygusal olarak konuşan kişi asla aynı kişi değil. Bir defa akıl melekesi ortadan kalkıyor. Sesler helozenik bir şekilde geliyor ve sizi algılayamıyor. Ben bir hadisle rahatlatmak isteyeyim size.